günümüzde son derece yaygınlaşan bazı yeminler var. Tamamen ağız boşluğuyla söylenen. Şimdi dizilerde var bu, filmlerde var, işte magazin programlarında var, kadınların günlerinde var, kahvelerde var. Hep böyle bir yemin kelimesi var. Ne gibi? Nasılsın? Vallahi iyiyiz. Buna gerek yok. İyiyiz de. Veya bir şey anlatacak, vallahi şöyle oldu. Ya ne anlatıyorsun mübarek, menemen yapmışsın onu anlatıyorsun işte, gerek yok ya. Vallahi şöyle oldu, sanki dersin çok büyük bir, ne oldu mübarek adam, yani çok basit meselelerde bile tekit için vallahi şöyle oldu, vallahi böyle oldu. Yani aslında belki sorsan hatırlamıyor bile onu. Ağız alışkanlığından onu söylüyor veya karşıdaki bir şey anlatıyor. Sıradan bir şey anlatıyor yani. Sıradan bir şey anlatıyor. Karşıdaki de hayret ettiğini beyan etmek için, tamam hayret ettiğini beyan et de bu kelime değil. Vallahi mi? Vallahi mi? Vallahi. Gerek yok ya. Allah'ın adını böyle yani basit meselelere şey yapmaya gerek yok ya. Güya hayret ettiğini karşı tarafa ifade etmek istiyor ama buna gerek yok. Ya gerçekten öyle mi de? Gerçekten böyle mi de? Allah adını katma oraya. Veya vallahi billah. Veya bir mesele olmuş, vallahi gözümle gördüm. Abi iki gözümle gördüm. Veya aralarına konuşuyor, vallahi ne desem bilmem ki. Gerek yok. Boş kelime. Allah adını burada zikretme. Veya çocuk, anne şimdi anne baba çocuğu sıkıştıra bakalım yalan mı söyle? Vallahi billah de. Çocuğu da vallahi billah de. Gerek yok. Demek ki arkadaşlar, yemin kelimesini günlük hayatımızda çok fazla ağzımıza almayacağız. Onun alınacağı yerler var. Hatta yani günümüzde bazı kullanılan öyle uygunsuz kelimeler var ki. Öyle uygunsuz kelimeler var ki belki de Allah muhafaza insan bu kelimelerle imtihan bile olabilir. Bazen ağzınızdan çıkan bir kelime belayı üzerinize çekebilir. Bazen insan bir mevzuda gereksiz konuşur. O mevzudan Allah onu imtihan eder. Adamın az bir şey başı ağrır. Bir başı ağrısı bu. Oo bir başlıyor sanki dersin kemoterapi görüyor. Oo öyle oldu, böyle oldu, şey oldu, bilmem ne oldu. Bir taraftan çay, bir taraftan kahve. Ya mübarek ameliyat masasında ölüme gidenler var ya, bu kadar abartma ya. Nezleni, gribini, şeyini, az olan hastalığına çok deme. Neden? Allah Celle Celaluhu bu sefer çok da seni imtihan eder. İyi olan haline kötü deme. İyi olan haline kötü deme ya. Kazandığın zaman da ağlama. Kazanıyorum de ya. Rabbim Allah Celle Celaluhu nimetlerini kullarının üzerinde görmek ister. Kulları tarafından nimetleri söylensin ister. Deklare edilsin ister. Allah Celle Celaluhu nimeti verip her zaman aç, her zaman bildiğin gibi değil, ettiğin gibi değil, biz neler çekiyoruz falan filan. Ya mübarek kazanıyorum de ya. Rabbim müşteriyi de gönderiyor, Rabbim malı da gönderiyor, sağlığımda, saatimde, yerimde, bendeki efendime keyif krallarda yok de. Hakikaten öyle değil mi? Dünya coğrafyasına bakıldığı zaman da şu anda biz Müslümanların yaşadığı hayat, dünya coğrafyasındaki bazı Müslümanlar için çok ulaşılmaz bir şey değil mi? Evet öyle. Dünyada arkadaşlar su savaşları var ya. Bizim galonla su evimize gelirken, 1,5 TL'lik döner evimize gelirken 1,5 TL. Hala da turşusu az. Mübarek adam 1,5 TL'lik döner evine gelmiş. Daha ne istiyorsun ya? Bizim evimize gelirken dünyada su savaşları var ya. Su savaşları. Su için dere oradan aktı, buradan aktı. Önünü sen kestin. Ben biraz daha fazla aldım. Bizim tarlaya biraz daha az geldi diye birbirini öldüren Afrika'da insanlar var değil mi arkadaşlar? Elhamdülillah. Güvenli evler. Şimdi bakınız bazı sözler var. Hakikaten bunlar Müslümanın pek ağzına yakışmıyor. Mesela bir mevzuda ne? Ölümü gör. Ölümü gör. Kız bunu bana söyle, söylemeyeceğim. Ölümü gör o zaman. Veya bir şey, bir mesele söyleyecek. Bir mesele söyleyecek. Onu daha tekitlemek için evladımın ölüsünü göreyim ki diyor. Meselenin önemi, ya buna gerek yok. Veya Kur'an nimet çarpsın diyor. Veya ekmek musab çarpsın. Veya akşama ermek nasip olmasın. Ulan bir de öyle insan var ya. Bir de öyle insan.
Şimdi ölüm kolay arkadaşlar. Önceden bugün varsın, yarın yoksundu. Bugün varsın, bugün yok. Adam bakıyorsun, bugün sabah sağlam, öyle cenazeler yok mu? Adam hastaneye yürüye yürüye gidiyor, bir de bakıyorsun, bir pıhtı tabutta geliyor. Veya iki gözüm önüme aksın. Veya şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Veya taş olayım. Veya günümüzde çok kullanılan bir mesele anlatıyor. O meseleyi teyit etmek için Allah seni inandırsın ki diyor. Gerek yok ya. Allah'ın ismini böyle basit bir mesele için kullanma. Veya işte bak Allah'ın adını ağzıma aldım. Veya Allah belamı versin ki estağfurullah. İşte yemin de buna benzer bir şeydir. Yemin kelimesi lazım olmadıkça müminin ağzında olmaması gereken bir şeydir.